IELTS'ın tıkanı writing kısmı da aynı hızda task 1'de okuyucular bazı halatlarda tahmini kursatıkçilerini ifade etişlikte hatalık yol koyuşadı. Gepşundaki okuyucular practically sözüden kursatıkçilerden aldın faydalanıp koyuşadı ve değerli diye mananı angilatçı niyatta buluşadı. Mesela practically 30 students deyişadı, yani değerli 30'da talebe deyişadı. Gepşundaki practically sözü kursatıkçiler bilen emas, belki davrlar bilan foydalanadigan tushuncha hisoblanadi. Masalan, practically all his life. Deyarli butun hayoti davomida deb aytsak to'g'ri bo'laradi. Bu bilan biz, masalan, agar biror bir kishi 80 yil umr ko'rgan bo'lsa, biz practically all his life he deb turib gap davom ettirishimiz mumkin. U biror bir mashg'ulot bilan shug'ullanadi deydigan bo'lsak, biz o 60 yildir, ihtimol 65 yildir, ihtimol 70 yoki 75 yildir mana shu mashg'ulot bilan shug'ullandi degan ma'noni anglatyapmiz. Bu bilan birga biz practically so'zini davrga nisbatan ham foydalanishligimiz mumkin ekan. Masalan, agar bizda yanvar oyidan dekabr oyigacha bo'lgan muddat oralig'ida grafik berilgan bo'lsa, biz uni tasvirlashlikda practically all year deb aytsak bo'ladi ekan. Ya'ni deyarli butun yil. Masalan, ko'rsatkich yanvar oyidan oktyabr yoki noyabr oyigacha o'sdi. Biz shuni deyarli butun yil o'sdi deb aytishligimiz mumkin bo'ladi ekan. Eslab qolamiz, practically so'zidan raqamlarga, ko'rsatkichlarga emas, balki davrga nisbatan qo'llanishimiz, foydalanishligimiz mumkin bo'ladi ekan. Buni albatta inobatga olamiz degan umiddaman.